içinde kızılcık likörü yapacağız arkadaşlar. Kızılcık likörü için gerekli olan malzememiz kızılcığımız. İlk başta kızılcıklarımızı ekşi çok güzel. Evet. İlk aşamamız kızılcıklarımızı aldık. Kızılcığımızın üzerine ben şu anda elimde az var, yağın ilave edeceğim. 125 gram. Şimdi şekerimizi ilave ettik. Ağzını kapatıp 10 gün boyunca bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kendi içerisinde şeker ve meyve fermentasyona başlayacak ve ilk başta kendi alkolünü üretecek. Ağzını kapatıp 15 gün boyunca onu çalkalayacağız. Kızılcık likörümüz yaklaşık 15 gün boyunca, bakın arkadaşlar, şekerde bekledi. Şu anda zaten kendi alkolü çıktı. Bunun üzerine şimdi biz bir litre alkol ekliyoruz. Evet. Bir litre alkolümüzü ilave ediyoruz üzerine. Şimdi bir 10 gün daha bu şekilde bir litre alkolle beraber bekleyecek. Üf, kokusu acayip kesin arkadaşlar. Zaten kendinden fokurdamaya başlamış, bakın şey, fokur fokur. Evet, bir 10 günde bu şekilde bekleteceğiz. Ve ondan sonra üzerine suyumuzu ilave edip likörümüzü bitireceğiz. Kızılcık likörümüze geldik. Son aşamaya. 15 gün daha alkolle bekledi. Şimdi bunun içerisine bir adet kokusu sana. Fena. Odun tutarçın ilave ettik. Dört tane kadar da karanfil atıyoruz. Sadece limonun kabuğundan hafif bir limon aroması versin diye bu şekilde iki çok bastırmadan
3 fazla beyaz kısmını almadan ve 4 parça atıyoruz. Bunlar da zaten ve de son olarak üzerine 1 litre su ilave ediyoruz. Çalkalayalım hafiften bir. Ben şimdi bir normal tadına bakayım. Gerçekten şu anda bile içebilirsiniz. Ama tabi beklerse daha bir güzel olacak. Evet, bunu yine aynı şekilde kapalı bir ortamda bir 10 gün daha bekleteceğiz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunları genelde kışın tüketiyorum. Mümkün olduğunca son aşamada bekletiyorum. Bir zarar olmaz. Hatta çok daha lezzetli oluyor. Özellikle ceviz likörü bekledikçe kat kat güzel oluyor. 10 gün sonra sonu süzüp bir kısmını şişeleyeceğim ve diğer kısmını da yine bekleteceğim. Görüşmek üzere. Kızılcık likörümüzü bitirdik. Demin çalkaladım. Şu anda biraz tabi rengi karışık. O yüzden şimdi bunu son dinlenme aşamasına alacağız. Kapağımızı açalım. Kokumuz gerçekten muhteşem. Şöyle bir önce bir süzgeçten geçiriyoruz. Evet. Ne kadar şey varsa posası oradan süzüyoruz. Bu posalarını almıyoruz. Böyle kızılcık likörümüzü en son dinlenme şişesini rengimiz gerçekten çok güzel. Arkadaşlar. Evet. Son kısmında. İlave ettik. Bu kalan kısım yine bekleyecek arkadaşlar. Şu anda bu likörümüz oldu. Diğer kısım her zamanki gibi bekleyecek ki daha da lezzetli olsun. Likörümüz ne kadar beklerse o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Likörümüz ne kadar beklerse o kadar güzel oluyor. Gelelim kızılcık likörümüzün bir de tadına bakmasına. Evet. Akşam akşam kızılcık likörümüzün tadına bakalım. Kokusu
Gerçekten çok güzel. Ekşiliği gayet başarılı. Evet. Kızılcık gömüz güzel olmuş. Ama dediğim gibi ne kadar çok beklerse o kadar daha güzel olacak bunlar. Bunu birazcık daha bekleteceğiz biz. İçmeden önce. Ben tavsiye olarak yazın likörlerimi yapıyorum. Bütün yaz sezonu boyunca bekliyor. Kış aylarında likörlerimi tüketiyorum. Kızılcık likörümüz gayet güzel. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.